Yeni yönetimin Alevilere aslında şey yapmadığını, ayrımcılık yapmadığını, İstanbul'da belirlenen pek çok belediye başkan adayının da Alevi kökenli olduğunu söylüyor. Yeni CHP yönetimine yakın olanlar, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimler. Siz aynı fikirde misiniz? Bir ayrımcılık yapılmadı mı? Sadece Kemal Bey üzerinden yapılanlar Ben mı kırgınlığa neden oldu? Fatih Bey, ben orada yani Alevi, Kürt vesaire üzerinden bir değerlendirme yapıldığını düşünmüyorum. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan, ona gönül bağı olan, akıl bağı olan, ona kurultayda destek olmak için üstüne düşen sorumlulukları yerine getiren, İstanbul özelinde söylüyorum, belediye başkanlarının aday yapılmadığını görüyorum zaten. Yani neticede 14 tane belediye başkanıydık. 9 belediye başkan arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. 5 belediye başkan arkadaşımız da Sayın Özgür Özel'i destekledi. Şimdi bu 5 arkadaşımızın 5'i de aday oldu. Yani hani başarı, liyakat, anket vesaire. Yani 5'i 9 tane arkadaşımız da, ben zaten ön seçim dışında asla aday olmayı düşünmemiştim. Ben kendimi bu işin dışında tutuyorum. Yani ben İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine rağmen adeta bir özür diliyorum, dükalık dedim, dilim sürçtü, özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da karar verici bir il başkanlığının ya da örgütünün karar verdiği bir yerde kendimi emanet etmek istemedim. Ben ancak örgüte emanet ederim, ancak ön seçimde aday olurum dedim. Fakat üzüldüğüm şu. 9 arkadaşımız, hiçbirisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin hiçbirisi aday yapılmadı. Ama 5 arkadaşımız, bunların içinde 6 dönemdir belediye başkanı olan var, bunların içinde Alevi olan var, bunların içinde Trabzonlu hemşerilerimiz var. Yani nereli olduğunun, hangi etnik kimlikten olduğunun, hangi hemşeri kimliğinden olduğunun önemi yok. Önemli olan şu, kurultaylar yarış olur. Hepimiz parti içinde yarışırız. Parti içinde il ilçe kongrelerinde Cumhuriyet Halk Partili adaylar arasında tercih yaparız. Ama kongre bittikten sonra hepsini bir kenara bırakırız. Fakat görünen o ki İstanbul'da bu bir kenara bırakılmadı. Bu bir revanşist anlayışa dönüştü. Yani örneğin Beşiktaş'taki Rıza Akpolat arkadaşımız başarılı da Ataşehir'deki Battal İlgezdi başarısız mı? Ya da Büyükçekmece'deki Hasan Akgün benim de abimdir. Birlikte Avrupa Konseyi'nde de çalışırız. Çok da severim, sayarım. Ama Hasan Akgün çok başarılı da örneğin Şükrü Genç çok mu başarısız? Ya da Kemal Çebi birinci dönemi İstanbul seçimlerinin kazanılmasında Küçükçekmece ilçesinin 2019'da çok önemli etkisi oldu. O başarılı devam ediyor da Esenyurt'ta aynı ölçekte bir ilçe Kemal Deniz Bozkurt başarısız olduğu için mi aday oldu? Yani sorun şu. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve Özgür Özel'i destekleyenler. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'yla birlikte siyaset yapan ve onunla birlikte yol yürüyenler ya da Ekrem İmamoğlu'na ya Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kazanacak aday, kazanmayacak aday tartışmasını açtığın için sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Cumhurbaşkanlığı yolunda zarar veriyorsun diyenlerle adaylaşma sürecinde yaşanan sorunları ben dikkate sunmak istiyorum. Yoksa Aleviydi, Kürttü, yani Karadenizliydi, Çerkezdi, bu tartışmalar gerçekten bu ülkenin bütünlüğüne, bu ülkedeki birlik beraberliğe büyük zarar verir. Türkiye'de hiç kimsenin etnik kimliği üzerinden, mezhep kimliği üzerinden siyaset tartışması yapmak ülkemize fayda vermez. Hiç kimsenin etnik ve mezhep kimliği kendisi açısından bir avantaj olamaz. Hemşeri kimliği kendisi açısından bir avantaj olamaz. Ama dezavantaj da olamaz. Hepimizin hemşeri kimliği, mezhep kimliği, etnik kimliği şerefidir. Fakat bunlar siyasetin konusu olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte başarısı var mı yok mu diye tartışılıyor ya. 15 yıldır üzerinde ısrarla durduğu konu bu. Yani inanç, yaşam biçimi, mezhep, etnik kimlikler asla tartışma konusu olmamalı. Ve belki de Türkiye'nin en büyük şansı olabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi. Ama ne yazık ki o sürece zarar verenlerden dolayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanamadı. Bizim yaşadığımız yol ayrılığı zaten ta orada başladı.
O yüzden de bugün adaylaşmalara evet. sirayet etti. Yoksa benim Alevi Türkmen kimliğimle ilgili değil. Ya da diğer arkadaşlarımızın Kürt ya da Alevi ya da işte ne bileyim Sivaslı, Erzincanlı, Malatyalı olmasıyla da ilgili değil.